Hoş geldin arkadaşlar kanalıma. 1'e 3 hapoyu eğitime bırakmıştık. Bugün Bilal'le beraber şimdi geldik. Bakalım nasıl olacak. Çapa profesyonel bir köpek eğitimi aldık. Temel ithal eğitimi. Şimdi İzmir'deyiz. Kuzey Dog Club'a doğru gidiyoruz. Orada görüşmek üzere. Çapa bizi bu dışarıda karşıladı. Şu an yanımıza gelmiyor. Orada bekliyor şu an. Çapa! O mutlu ya. Yani köpeğini tasması salarsan, kafasına göre hareket eder, kafasına göre gider, mesafe tanımaksızın gezer, istediği yere geliştiği zaman çıkarsa, daha sonra tasma taktığında bu tasma geriliminden negatif besler. Anladım. Çünkü hiç tasma kullanamamış. Senin yanında yürümeye alışık değil. İstediği kadar açılıyor, istediği yere giriyor, istediği zaman çıkıyor. E düşün, sınırsız bir özgürlük var. Yani baban şöyle, sana bir tane Ferrari almış, 50 bin o kredi kartı vermiş, fabrikada gelmesen olur abim demiş, problem yok. Sen yiyor işinin keyfine bakıyorsun. Sonra diyor ki 12 saatlik çalışma hayatı başladı. Senin için ne kadar zorsa, doğru söylüyorsun. Köpek için de bu kadar rahatlıktan sonra bir sisteme dahil olmak o kadar zor. Tabii. Yani çok zorlandı, iyi oldu. Ama yine söylüyorum, sizin idare sanatını çok iyi bilmeniz lazım. Öyle çünkü Chapo Rottweiler, Chapo 45-50 kilo bir canlı, 1 yaşına gelmek üzere olan bir erkek. Artık hormonlar diyor ki sen güçlüsün, istediğini yaparsın. İstediğin gibi hareket edersin. Bunu da keşfetmiş zaten. Senin kontrolün altına girmek zor oluyor. Ama işte bunda ne yaptık? Topla yaptık. Mamayla yaptık. Yani dedik ki hani sen bize tabi olacaksın ama bu kötü bir şey değil. Bize tabi olmanın karşılığında biz de iyi adamız. Senin yerden bulduğun, koşturarak aldığın, sağdan soldan topladığın her şey bende var. Top istiyorsan var, mama istiyorsan var. Yani burada aslında karşılıklı doğru bir alışveriş var. Bana ne veriyorsun? Karşılığında ben sana daha fazla veriyorum. Chapo bu kafa yapısıyla kullanılırsa evla 15 sene kullan. Ama yine söylüyorum, tasmasını yine bırakalım dediğin an Chapo'yu eski sisteme geri atarsın. Doğru söylüyorsun. O zaman benim yaptığım çöp, Chapo'nun burada bir ay çalışması çöp ya vesaire vesaire. Anladım abi. Yani sistem çok önemli. Sistemi senin algılayıp uygulaman çok önemli. Şey gibi düşün, yani bir çocuk var. Çocuğun yaramazlığından ya da bir şeyler yapıp yapmamasına şikayet edemezsin çünkü çocuğu biten sensin. Evet. Çocuk senin çocuğun bundan sonra yani. Aynen abi, eyvallah. Neler yapmamız gerekiyor abi yani? Anlatacağım, anlatacağım. Enerjiyi kullanamadığım zaman bana faydası yok. 600 beygir araba var ama kontrolü tutamıyorum. Yani sağ vuruluyor, sağa sola giriyor. İşte ikinci test atarken kaydırıyor falan. Ben böyle bir yaklaşım istemiyorum. Köpek sahaya çıkınca hızlansın. Öteki tarafta yatabilir, uyuyabilir. Hiç problem değil. Ama iş yaparken, iş kafasına geçti. Ah iş geliyor. Ah oyun var. Ah top çıktı. Bu kafayı yakalarsa, yani sen köpeğin enerjisini kullanılabilecek seviyede, kullanılabilecek yerde kullanıyorsan abi o zaman sorun yok. Değil mi? Hiç kimsenin köpeğine hiç kimse kadar iyi bakamam ama durum şu. Ben nerede ne yapmam gerektiğini biliyorum. Evet. Yoksa sen daha çok iyi. Yani kalite anlamında ben iyi bakıyorum. Yaşam kalitesi olarak. Ama sen sevgin verdiklerin tanımda daha çok. Yani ben az veriyorum ama olması gerekeni olması gereken yerde de kadar veriyorum. Bu kadar abi. O da zaten o zaman hemen sisteme dahil olur. Nereden başlayalım? Vallahi sen nasıl istersen abi. Abi klasik sokak komutları. Yani bu çocuğa bir yaşından sonra böyle aman aman sportif bir itaat yüklemek yerine sokakta kullanabileceğin ve kullanışlı bir şeyler yapalım dedik. Bunda ne var? Tasmalı yürüyüş. Otur, yat, bekle. Çağırınca gel. Hayır.
Bir de işte topa hasta ettik. Bu neyi kazandıracak sana? Yarın bir gün oynarken, küçük ikmanlar yaparken topu işin içine kattığında, köpeğin moda düştüğünde, işte motivasyon düştüğünde yeniden toplayıp biraz daha yükseltmek. Hani atıyorum 5 dakika oyun zamanını 10 dakikaya çevirmek, 15 dakikaya çevirmek. Bir de ilgisini, alakasını kazanmak adına lazım. Ödül kullanacağız. Ödül de sosis. Her zaman kullanmayacağız, anlatacağım sana. Yani ödül sosis var, ödül top var, ödül aferin var. Yani bunları nasıl araya serpiştireceğini, nerelerde kullanacağını anlatacağım. Burada işin kırılma noktası şu, herkes ödül veriyor. Doğru değil mi? Ama bir, zamanlama, iki, miktar. Yani zamanlama doğru değilse ödülün hiçbir anlamı kalmıyor. Yer doğru değilse hiçbir anlamı kalmıyor. Zaten miktar doğru değilse sen köpeğine besleme yapıyorsun ve karnını doyuruyorsun. Dolayısıyla burada bizim aslında hitap ettiğimiz şey köpeğin midesi değil, köpeğin kafası. Köpek doymak için yemiyor ama çalıştığı için, doğru işaretleri takip ettiği için ödül sistemine uyarak senden ödül almak için çalışıyoruz. Tamam mı? Şu an çapı hazır. Geçelim şimdi. Aktarma nasıl olur? Profesyonel köpek eğitiminde aktarma nasıl olur? Ona geçelim yani. Kuzey Dog Club'dayız. Mekan. Görüşürüz. Ben Muğla'ya geleceğim ya sen zaten. Gel abi. Geleceğim. Sizin köpeklerinizi görmek istiyorum. Hatta bir gün orada benim yeğenim var. Orada konaklamayı düşünüyorum. Gelin bir gün çalışalım orada. Ben de iki tane var şu an abi. Baksana köpek gölgeye geçti mi kilitleniyor. Aynen. Süper. Şimdi burada bak. Ödül vermenin mantığı ve tekniği var. Aha. Yapamıyor. Neden? Söylemedi. Şimdi söyleyeceğim. Bak önüne geçiyordu. Evet. Neden? Çünkü ödüllendirme yeri yanlış. Anladım abi. Şimdi köpeği neden ödüllendiriyorum ben? Solda ve çekmeden yürüdüğü için. Anladım. Ama ödül verdiğim yer ön tarafım. Köpek anladım. Öne gelmiyor. Güzel. Şimdi sana bir ayrıntıyı söylememiştik. Haklı olarak bir yanlış yaptı. Ne demiştik biz? Doğru zaman, doğru yer, doğru ödül. Şimdi zaman doğru. Baktığında ödül alıyor. Anlaştık. Ama yer yanlış. Nasıl yanlış? Ben köpeğim solumda yürüyor diye ödül veriyorum. Çünkü solumda yürümesini istiyorum. Ama ödül verdiğim yer önüm. Köpeğim bir zaman sonra solda yürüdüğü için değil, önüme geçtiği ve beni taciz ettiği için ödül almaya başladı. Sende suç yok. Ben söylemediğim için bu. Senden bu sefer şunu istiyorum. Yanımda diye yürüyorum. Köpeğim de solumda ve beni önüme geçmeden yürüyor. Ben bu durumu ödüllendirmek için solda ödüllendirmek. Çünkü beni istediğim yer burada kalması. Önüme geçip beni taciz etmesi, yürüyüş düzenini ve konforunu bozması değildir. Daha böyle biraz daha sportif, yürüyüşünü biraz daha akıcı istiyorum. Biraz daha akıcı istiyorum. Yani onu bekleyerek gibi değil de sokakta rutin bir yürüyüş yaparken köpeğim de yanımdan şu bir. İkincisi baktı bana akışı bozmadan aferin. Yürüyüşe devam. Biraz daha topluyorum konuşma. Hadi bakalım. Yanımda. Bu ödüllendirmesi, yanımda derken şöyle, yanımda rica değil, yanımdanın bir kılavuzu var. Yanımda. Sen rica etmiyorsun. Direksiyon sende. Yanımda. Hadi biraz topla, kayışını topla, kayışını topla. Bak uygun standartlara getirmedin kayışını. Şu anda sen disiplinli yürüyüş yapma. Evet, disiplinli yürüyüş yapmıyorsun, konforlu yürüyüş yapıyordun demin. Önüne geçirmiyorsun. Hayırla düzeltebilirsin. Bak işte bu acemi yürüyüş mesela önüne geçiyor. Bak hep sağa sola götürüyor köpek. Evet. İşte burada biraz şey bak mesela kolunu geriyor. Sol kol gerilmeyecek. Sol kol çolakmış. Bir daha gelsin abi. Tabii gelecek. Yavaş yavaş dur.
Kolay bir iş değil. Aynen. Sen insanı yürürken görüyorsun. Ben içinde 5 tane teknik ben görüyorum. Ben şimdi yürürsem yürür benimle. Yürür. Aynen. Mesela bütün çalışanlarım ilk başladığında buradan başlıyor. Benim ofisin kapısında bitiriyor. Köpek böyle götürüyor onları. Yani istemeden gidiyor. Çünkü yok. O şeyi kavrayamıyor da. Güzel. Çekmeden bak. Kolunla çekiyorsun köpeğini. Serbest bırak kolunu. Evet abi. Evet abi. Ödül. Sana baktığında ödül. Aferin ödül. Süpersin. Yap dönüşünü. İçe doğru bir dönüş yap. Dön de. Evet hareketli. Biraz daha aksiyonel yürür müsün? Biraz daha aksiyonel. Evet abi bu kadar. Ödül. Aferin. Önünde değil yanında. Güzel. Oturuyor mu bak? Düz yürümeye başladı. Evet oturuyor. Ondan dedim sana. Evet. Ya abi gerekirse bir kere daha gelin diye. Anlamadım. Yani benim bir ayda tasarladığım ve yaptığım şey köpek üzerinde onun 10 dakikada yapabilmesini istemek aslında haksızlık. Tamam abi. Süpersin. İşte böyle. Yürüyor mu köpek? Aferin. Harikasın. Gölgeye geldiğinde lütfen dur be. Bir kere otur be. Bir kere. Önce dur. Köpeğin de dursun. Bekle. Zaten şey yapmaya gerek yok. Yatacak şimdi. Aynen böyle. Süper. Ödül. At önüne abi. Problem yok. Konuyu anladın mı? Anladım abi. Ödülü verdiğin zaman doğru, yer yanlış, yine hata yapıyorsun. Yani hem zamanında vermek lazım, hem doğru yerinde vermek lazım. Evet. İyi eğitmenle kötü eğitmenin en büyük farkı bu. Evet ödül veriyorsun ama nerede, neye veriyorsun? Köpeğe bunu tarif etmek lazım. Tamamlamayı unutmayın arkadaşlar. Videolar böyle gelecek, devam edecek. Ersin ileride daha farklı şeyler de yapacağız. İnşallah. İzlemeye devam edin. Buradayız. Buradayız.